olsa. Umarım yeni intromu beğenmişsinizdir. İlmik ilmik ördüm çünkü. Özene özene yaptım. Bu arada tasarımcı dayı karakterimizin de imajı tazelendi. Çok iyi bir karikatürist tarafından elden geçirildi. Sinan Kılıç abimize de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin bir onluk adresini de tabii ki video açıklamasına ekleyeceğim. Kendisine ulaşıp siz de şahane işler yaptırabilirsiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün ilginç bir şey yapacağız. Daha önce yaptığım şeylere benzemiyor bu. Çünkü deepfake ile uğraşacağız. Yine tek derste çok basit bir şekilde dilediğimiz fotoğrafların bizim web kameramız aracılığıyla canlı canlı anı anına bizi taklit edecek o fotoğraftaki yüz. Dilediğimiz kişinin fotoğrafı olabiliyor tabii ki. Bir yağlı boya tablosu dahi olabiliyor. Her şey olabiliyor. Lafı çok uzatmadan gelin bu eğlenceli sistemin önce hani kurulumunu yapalım. Kurulumdan sonra işin eğlenceli kısmına geçelim. O zaman yeni intron bir daha gelsin mi? Çok sevdim çünkü gelsin. Şimdi bilgisayarımıza geçtiğimizde size ben malzemeleri vereceğim ve siz de yemeği yapacaksınız benimle birlikte. İlk indireceğimiz yazılım QDOT Toolkit diye bir yazılım. Şöyle yazıyorum. Yazdığınızda Enter'a bastığınızda zaten ilk sırada çıkacaktır. Tıklıyorsunuz, giriyorsunuz ve buradan Download Now diyorsunuz, Windows diyorsunuz ve tabii ki kendi sistem özelliklerinize göre seçip Download diyorsunuz. İndiriyoruz. Zaten 16 MB falan bir ebatı var, çok değil. İndirdikten sonra alıp böyle bir klasörün içine atarsanız böyle istifleyin. Çünkü lazım olacak, kullanacağız. İlk yazılımımız buydu. QDOT Toolkit. İkinci yazılımımız Miniconda diye bir yazılım. Hemen yazıyoruz Miniconda. Enter'lıyoruz ve ilk sırada çıkıyor yine zaten. Bunun da 3.7 sürümünü kendi sistemimize göre 64 bit ise 64 bit, 32 bit ise 32 bit. İndiriyorsunuz. QDOT Toolkit bir de Miniconda'yı indiriyoruz şu an. İlerleyen zamanda tabii ki karşımıza hata vesaire bir şey çıkabilir. O hata ihtimallerini dahi ben size söyleyeceğim. Öyle bir durumda ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bunu da aldım, klasörüme attım. Şimdi önce bir Miniconda'yı kuralım. Yani standart gidiyoruz zaten, next next falan diye. Fark etmez. Yükle diyoruz. Şunların tikini kaldırın, ikisinin de tikli işaretli olmasın. İnstall deyin, yükleyin. Basit gidiyoruz zaten, öyle çok sofistike şeyler beklemeyin yani. Finish dedim, bitti. Şimdi bunu kurduk yani, bitti, bu kadar. Şimdi GitHub üzerinden, github.com üzerinden indirmeniz gereken bir dosya var. Onun ben tabii ki indirme adresini yine video açıklamasında bulacaksınız. Bunu çünkü ben size kodlayamam şu an. Girip şuradan aşağıdan mesela Clonor Download dediği kısımdan Download Zip diyorsunuz. Ve zipli olarak size veriyor. Bakın inmeye başladım. İndikten sonra bunu da deepfake klasörüme atıyorum. Daha sonra yine git-scm.com diye bir adres var. Bu adresi de vereceğim yine video açıklamasında sıralı bulacaksınız. Bunu da indiriyoruz. Ben yine 64 bit olarak indiriyorum. Bak şu kısım bitsin, çok eğleneceksiniz de işte şu kısım biraz sancılı. Bir kere yapın, ondan sonra zaten bir daha yapmanıza gerek kalmıyor. Git'te yüklendikten sonra bunu da alıp klasörüm içerisine atıyorum. Şimdi Miniconda'yı kurduk. Git'i kuralım. Evet diyelim. Next next diyoruz. Buralarda hiçbir şey elemeden kurulumu yapmasını istiyoruz. Tamam. Git de kuruldu. Miniconda kuruldu. QDOT'u kuralım. Evet diyelim. Okey diyelim. Kabul et ve devam dedim. Hızlı versiyon yüklensin. Anlıyorum. Next dedim. Yüklemeye başladı. Bu arada bir abone sayıcı yaptım ama koyacak yer bulamadım. Biraz da böyle kasiyer gibi olmak istemedim yani bunu bu yere koyup. Öyle kaldı. Bakalım ya, bir şekilde değerlendireceğim. Hani manuel falan da girmiyorsun. Bayağı Wi-Fi'ye bağlı. Kendisi otomatik abone sayısına göre güncelliyor. Bu arada logo böyle bir revize edildi ama şu hala aynı. Bu da değişecek. Panda reklam sağ olsun buna sponsor oldu. Bunu değişimini o yapıverecek. Öyle. QDOT'un yüklenmesi bittikten sonra da ileri diyorsunuz. Kapat diyorsunuz ve bununla da işiniz bitiyor. Bu arada GitHub üzerinde son olarak indirmeniz gereken, son olarak diyorum çünkü bayağı dosya indirdiğinizi düşüneceksiniz. Google Drive dosya var. Yine GitHub, o size verdiğim GitHub adresinin alt kısmında, install kısmında Google Drive veya Mega üzerinden indirebiliyorsunuz. Ben Google Drive'ı tercih edeceğim. 716 MB ki en büyük dosya bu zaten buradaki. İndir diyorum. Ve inmeye başlıyor. İndikten sonra onu da dosyalarımın arasına atıyorum. Mesela işimizin bittiklerini, bitti diye bir klasör oluşturdum. İşimi bittiği dosyaları onun için atıyorum. Şununla işim bitti, şununla işim bitti, şununla da işim bitti. Şu ikisi kaldı. Şimdi şu indirdiğimiz Avatrify yazan dosyayı sağ tık yapıyorum Winrar'dan. Klasörü ayıkla diyorum. Ve içindeki şu dosyayı adını deepfake yapıyorum. Sonra bunu kesiyorum buradan ve C sürücüsüne atıyorum.
Gördüğünüz gibi C sürücüsünde hazır. Avatar ifi dediğimizi şunu aldık, C sürücüsünü attık içindeki klasörü. Bununla da işim bitti. Şimdi şu son kalan dosyamı olduğu gibi tutuyorum. Diffy klasörümü, yani az önce açtığım C sürücüsünü açtığım klasörün içerisine taşıyorum. Buraya kadar tamamsak, yani adım adım yaparsanız benim gösterdiğim şekilde zaten şaşırmamış olmanız lazım. Yapmış olmanız lazım buraya kadar. Başlat menüsünden. Anaconda yazdığınız zaman zaten direkt çıkıyor, görüyorsunuz. En üstte enterlıyorsunuz ve penceresi açılıyor. Acıldıktan sonra CD boşluk C sürücüsü slash, tabi bu ters slash, onun için alt GR tuşuna basarak soru işaretinin olduğu kısımda. Deepfake, yani ben klasörü deepfake yaptığım için klasör adını bu şekilde işaretledim. Enter diyorum ve o klasörün içerisine artık, yani o klasörü açmış oluyoruz. Buraya kadar tamamsa install.bat diyoruz. Ondan sonra artık kurulum başlıyor. Bakın aşama aşama yaptık, aslında hiçbir eksiğimiz yok. Ama illaki bir eksik çıkacaktır. Çıkarsa da yapacağız. Bu tarz arada böyle yes mi no mu diye sorar. Siz direkt y'ye yapıp enter yapıyorsunuz. Yine yes mi no mu diye sormuş. Ona da y işaretliyoruz. Bittikten sonra çıkıyoruz. Direkt tekrar da başlatabilirsiniz. Temiz bir sayfa açılması açısından. Burada gördüğünüz run.bat var. Run.bat diyorsunuz. Burada yine bir kısım gelecek. Orada da 0 yazacaksınız. Enterleyeceksiniz. Şimdi buradan sonra size şu eksik, bu eksik diyebilir. Eksik olanları yüklemesini sağlamamız lazım. Bu sayede burayı rahatlıkla geçebileceğiz. Mesela şu an ne diyor? YAML diye bir modül eksikmiş. Bu modülü yüklememiz gerekiyor. Bu modül içinde kodumuz şu. Yani ne eksik derse onu yükleyebileceğimiz kodumuz şu. Pip boşluk install boşluk ne eksikse, mesela üstte YAML yazıyor. Bakın YAML yazıyorsun sen de. Enterliyorsun. Bak hata verdi. YAML değilmiş mesela. Eğer bu değilse başına PY koyuyorsun. Yani şöyle olacak. PY koyuyorsun. YAML. Yani üstte yazan adı dışında olabileceği tek yegane şey bu. Bakın saniyesinde yüklendi. Başına PY koymamız gerekiyormuş. Tekrar run.bat diyoruz. Yine 0 yazıyoruz. Enterliyoruz. Bakın yine modül eksik dedi. Neymiş eksik olan modül? Pip install sk. Pip install SKLAN yazdım. Bakın yukarıda yazan şu modülün, eksik dediği modülün adını yazdım. Enterliyorum. Bu şekilde size eksik dediği her şeyi yüklüyor, yükleye gidiyorsunuz. Tekrar başlatmayı deneyeceğim. Tekrar 0 yazacağım, enterleyeceğim. Pandas diye bir modül eksikmiş bu sefer. Bunu böyle birkaç defa tekrar etmemiz gerekiyor biliyor. Eksik olan modüllerin hepsini yüklüyoruz. Ondan sonra sorunsuz bir şekilde açılıyor. Tamam, çalıştı. İşime izin verdim. Zaten yüklememiz gereken birkaç tane modül vardı. Onları da yükledik. Şimdi beni şurada kamerada net bir şekilde görüyorsunuz. Burada birkaç tane komut var. Şunu biraz şöyle büyüteceğim. Bilgisayar oyunu gibi aslında. Klavyemiz üzerinden birkaç tuşla yüzlerin oturmasını, yani beni birebir taklit etmesini sağlayabilirim. Bu arada bilgisayar uçak gibi çalışacak. Bunu garipsemeyin. Çünkü ciddi bir işlem yapıyor şu an. X tuşu, yani X harfine basarsanız o anki yüzünüze yanda gördüğünüz yüz kendini otomatik olarak ayarlayacaktır. Yani bu otomatik ayarlama tuşudur. X tuşu. A tuşu ve D tuşuyla da diğer karakterler arasında, ki bunun içinde bir klasör var. Avatar diye bir klasör var. Şurada görüyorsunuz. Bu klasörün içerisine attığınız görselleri otomatik olarak, yani her başlattığınızda tabii ki tarayıp alıyor. Ve siz de A, D tuşlar arasında gezerek bu karakterleri kullanabiliyorsunuz. Mesela bunun gibi. Şöyle yaklaşalım. X tuşuna basayım. Bak ayarladı kendini şu an mesela bana göre. Ne yaparsam aynısını yapıyor. Aslında çok basit kullanımı. Z ve C tuşlarıyla saydamlığınızı arttırıp benzetmeye çalıştığınız karakterin duruşunu daha net görüyorsunuz. Ona göre kendinizi ayarlayıp, mesela şöyle duracakmışım. X tuşuna basarsanız direkt kendinizi en yakın şekilde o karaktere oturtmuş olacaksınız. Şu an olabildiğince yakın oturdu. Bu şekilde bütün karakterler arasında gezebilirsiniz. Aynı zamanda W ve S tuşlarıyla da yaklaşıp, yani kendi yüzünüze yaklaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Acayip karakterler var bu arada, yani koyup kullanabileceğiniz birçok aslında kişi var, fotoğraf var. Şimdi ben şu uzaktaki ışığımı yaklaştırıp yüzüme daha net vurmasını sağlayacağım. Biraz parlayacağım ama olacak o kadar. Daha iyi tespit etmesi için. İnternetten de birkaç tane fotoğraf bulacağım. Onların üzerinde deneyeceğiz beraber. Şimdi kapatıyorum ve birkaç tane görsel ekleyip tekrar açacağım. Zaten basit açması. Şuradan komut penceresini kapatıyorum. Şimdi kendimce 8 tane ünlü seçtim ve bu ünlüleri göstereceğim size. Öncelikle başlattan Anaconda Prompt Miniconda'yı açtım. CD yazıyorum. C 2 nokta üst üste ters slash deepfake. Enterliyorum. Daha sonra da run.prompt
bat yazıyorum. Enter'lıyorum. Sıfırı seçiyorum. Şimdi kendimi şöyle bir yaklaştıracağım. Biraz uzaklaşayım. X diyorum ve görselin daha bir oturmasını sağlıyorum bu sayede. Görüyorsunuz. Çok fazla oynadığınızda tabii ki görüntü bozuluyor ama çok bozulmamasını, iyi durmasını istiyorsanız tabii ki biraz A ve D ile tabii ki ünlüler arasında dolaşabilirsiniz. Mesela bunda şöyle tam oturması için X yapıyorum tekrar. Şöyle bir Z ve D ile, Z ve D harfleriyle aslında nerede durmam gerektiğine bakıyorum. Şöyle biraz daha yukarıda. Şimdi daha iyi. Şimdi biraz daha en azından oturaklı oldu. Bak kaşları falan daha net görüyor. Kafa hareketleri biraz daha iyi. Yani bir şeyi taklit etmesi için tabii net görmesi gerekiyor. Ağzı net gördüğü zaman ona göre ağız hareketlerini daha rahat verebiliyor. Hey dostum, bugün ne yapıyorsun? Merhaba dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar tüm karakterler üzerinde başarılı bir şekilde sizi taklit ediyor. Özellikle arka planının sabit olmasına dikkat etmeniz lazım. Ana karakterin nerede olduğunu bulup ona göre kendinizi yerleştirip X tuşuna basmanız daha verimli sonuç almanıza sebep oluyor. Yani yaptığınız hareketler daha verimli oluyor. Aynı şekilde bunu bütün karakterler için tabii ki yenilemeniz lazım. Çünkü bütün karakterlerin yeri farklı. X tuşuna basıyorsunuz ve sizi o karakterin olduğu yere sabitliyor. Bu arada en iyi de Acun da durdu yani. Çalıştırmak istediğiniz avatarları, fotoğrafları şu avatars klasörünün içine atıyorsunuz ve buradan A ve D harflerine basarak diğer görseller arasında gezebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Gözlüğümü de takayım, kör oldum. Evet, gördüğünüz gibi birkaç programı kurup bir iki komutla deepfake deneyimini yaşayabiliyoruz. Anlık olarak yaşayabiliyoruz hem de. Bilgisayarınızın web kamerasından rahat bir şekilde açıp belirlediğiniz fotoğrafların sizi taklit etmesini sağlayabiliyorsunuz. Siz de yapmak isterseniz bütün programların linkleri, adresleri video açıklamasında yer alıyor. Aynı zamanda nasıl kurulacağını, nasıl yapılacağını da zaten az önce gösterdim. Abone olarak bana desteklerinizi sunabilirsiniz. Aynı zamanda katıl butonu da artık aktif biliyorsunuz. Katıl butonundan da çaya şeker, çorbaya tuz, ne bileyim gönlünüzden ne koparsa bir paketi seçebilirsiniz. Bana o şekilde de destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Tekrar yeni bir eğitimde, yeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı.